Nesli Antalya Film Festivali'nin çok özel röportajları ve korteji. Merhabalar. Burada anılar bitmez. Olağanüstü benim için, çok güzel. Çok mutluyum. Antalya Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışını ve çok özel görüntüleri Star Life'da doya doya izleyeceksiniz. Kırmızı halıyla aramda bir bağ var. Ölümden döndük. Şimdi gayet iyiyim. Durumlar güzel, gördüğünüz gibi artık birazcık çıktı karnım. Doya doya izleyeceksiniz dedik. Çünkü ne ünlü yıldızlar ne de davetliler ilk gün heyecanından neler yaşandı bilemedi. Hey! Antalya! Doya doya izleyeceksiniz dedik. Çünkü festivali gecesiyle, gündüzüyle bir Mobese kamerası gibi takip ettik. Nesli Hanım. Nesli Hanım bir fikir alabiliriz. Bu yıl 53.sü düzenlenen Antalya Uluslararası Film Festivali'nde hem ülkemizden hem de yabancı ülkelerden birçok ünlü isim katıldı. Hangi tarafa başımızı çevirsek bir ünlü, hangi tarafa baksak bir güzel çıktı karşımıza. Ulusal yarışma bölümünde 12 filmin yarıştığı festivalin kortej geçişinde sinema severlerden oyunculara büyük ilgi vardı. Kırmızı, mor ve pembe tonlardaki klasik araçlarda hem ünlü oyuncular hem de dünya sinema tarihinde büyük başarı yakalamış animasyon filmlerin karakterleri büyük ilgiyle izlendi. Kortej geçişine katılan dünyaca ünlü oyunculara güler yüzlü Antalyalı misafirperver halkımız çiğ köfte de ikram etti. Antalyalılar ünlü oyuncularla fotoğraf çektirme yarışına da girdi. Coşkulu kortejden ışıltılı kırmızı halıya ve röportajlara geçiyoruz. Paramparçada canlandırdığı Keriman karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran güzeller güzeli oyuncu Nursel Köse mor bir elbiseyle katıldı etkinliğe. Bu sene beni Aydın Göğün'ü giydiriyor. Çok seviyorum onun tasarımını. Çok böyle hem dişi hem böyle havai, hem genç kızımsı hem kadınımsı filan. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde jüri üyesi olan ünlü oyuncu mor bir elbisesi ve saçının önündeki şık örgüsüyle kırmızı halının göz kamaştıranları arasındaydı. Yurt dışı diyoruz da ne oluyor ki yani yurt dışında? Yani burada inanılmaz. 4 aylık hamile olan Pelin Karahan yanına eşi Bedri Güntay'ı da alarak Antalya'ya gelmişti. Ay koştur koştur geldik. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan ve hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Pelin Karahan yine annelik heyecanı yaşıyordu. Durumlar güzel, gördüğünüz gibi artık birazcık çıktı karnım. 4 aya geldik. Daha çok başıda tabii. İnşallah Allah tamamlarlarsa. İlk oğlu Ali Demir'e bir erkek kardeş daha geliyormuş. Onlar kız bekliyormuş. Hatta kız isimlerine bile bakmışlar internetten. Bir oğlumuz var, bir oğlumuz daha oluyor. Yok, o konuda daha bugün bile konuşuyorduk. Ben görevimi tamamladım artık. Dedesine bıraktık yani. Evet. Kız olur diye kız isimleri falan düşünüyormuş. Değil mi? Tam böyle çekirdek aile aslında. Kız ismi türetmiştik ama... Üçüncü kız olur belki inşallah. Nasip. 1989 yılında Sis filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Menderes Samancılar, Antalya'ya gömdüğü hazine değerinde birçok anısının bulunduğunu söyledi. Burada anılar bitmez. Buradan geçmişte bir portakal almıştım. Bundan daha güzel anı olur mu? Türk sanat müziğinin maviş güzeli Emel Sayın, festivalde yaşam boyu onur ödülü aldı. İlk defa böyle bir ödül alacağım. Benim işim müzik. Bunun dışında ilk defa Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü almak olağanüstü benim için. Çok güzel. Çok mutluyum. Emel Sayın içinde Tarık Akan'la olan yıllarını da anlatacağı bir kitap yazdığını açıkladı. Bir kitap için epey zamandır hazırlanıyorum. Sadece Tarık değil, hayatımdaki her şeye değinmek istiyorum. Kimseyi üzmeden, kırmadan, işin en zor yanı o oluyor zaten. Bütün samimiyetimle anılarımı herkese paylaşmak istiyorum inşallah. Bir ay önce Antalya konserinde Tarık Akan'ın ölüm haberini alan Emel Sayın, bir ay sonra aynı şehirde olmanın derin üzüntüsünü ve hasretini yaşadığını belirtti. Tabii herkes gibi ben de çok üzgünüm. Keşke
Keşke burada olsaydı o da. Buradan ancak sevgilerimizi, saygımızı ve dualarımızı gönderebiliyoruz. Hayatını tiyatroya ve sinemaya adayan Erdal Tosun, Antalya'da olmaktan ve festivale katılmaktan dolayı anılarının canlandığını söyledi. Arkadaşlar, Antalya Film Festivali gerçekten bu işin kalelerinden en önemlisi. Onun için burada olmaktan çok mutluyuz. Benim de Antalya ile ilgili zaten özel bir ilişkim var. O bakımdan çok seviyorum. Kırmızı halıda ve çektiği fotoğraflardan oluşan sergide iki farklı kostüm giyen Deniz Çakır güzelliğiyle baş döndürdü. Çok güzel bir festivalde bir fotoğraf projesiyle yer alacağım. O yüzden başka kulvarların böyle birbiriyle flört etmesi çok güzel. Biz de çok heyecanlıyız. Deniz Çakır 140 dublaj sanatçısının tek tek fotoğraflarını çekmiş ve Antalya'ya yetiştirmiş. 140 sanatçının fotoğrafını çektik. Çok keyifli oldu. Kırmızı halıda baş döndüren Deniz Çakır asıl kostümünü sergiye saklamış. Bir sonraki gün Deniz Çakır tamamı deriden oluşan derin göğüs dekolteli, sırtı çapraz deri iplerle bağlı, göbeği açıkta bırakan elbisesiyle göz kamaştırdı. Bir de çektiğimiz özel sesinin burada olmaları, gelmeleri ve bizim olmaları çok büyük. Çok teşekkür ederim. Deniz Çakır tamamı dublaj sanatçılarından oluşan ünlü isimleri tek tek çalışırken fotoğraflamıştı. O dublaj sanatçılarını gazetecilerde Deniz Çakır'ı işte böyle fotoğrafladı. Tüm emekçilere saygıyla. Sergideki tüm fotoğraflar da dikkat ettiyseniz siyah beyazdı. Ben siyah beyaz fotoğrafı çok seviyorum. Hem de yani daha biraz sinematik tarafını da ortaya çıkarmak için. Siyah beyazı tercih eden Deniz Çakır fotoğraf çekmeye yaprak dökümü zamanında başlamış. Fotoğraf çok çekiyordum o dönem, yaprak dökümü zamanıydı. Bana yönetmenim Mesut Erarslan, kadrajın çok güzel, bunun üstüne gitsene demişti. Ben de profesyonel bir makine aldım, öyle başlamıştı. Benim hobim olduğu için hani ben çok keyifle yaptım. Deniz Çakır sırt çantasını hazırlayıp fotoğraf makinesini alıp yeniden fotoğraflar çekmek için yollara düşecekmiş. Ben vallahi tekrar bir ateşlendi şu an fotoğraf. Vakit buldukça ben çok fotoğraf çekiyorum zaten. Ama o dönem yani gerçekten bütün boş zamanlarımda çekiyordum. Şimdi yeniden bir tekrar bir makinemi elime alasım var. Aylarca süren çalışmasının ardından sergisini oluşturan Deniz Çakır, objektif arkasında olmanın daha keyifli olduğunu söyledi. Valla poz vermek daha zor bence. Çekmek daha keyifli ve daha güzel. Onlarla iletişime girdiğim için ve vakit geçirdiğim için o zorlanma kısmını bir tarafa ayırıyorum. Çok kıymetli zamanlardı benim için. Bastonla yürüyen ve geçtiğimiz aylarda yaşadığı kazanın izlerini silmeye çalışan Mustafa Alabora, iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti. Ölümden döndük. Şimdi gayet iyiyim. Ayağımda biraz problem var. Omurilikte 9 tane kırık var ama önemli değil. Geçecek. Nasıl bir süreç? Ne kadar sürecek bu iyileşme süreci? 1,5 ay daha. Bel ve sırt bölgesinde çelik düzenekle oturan ve yürüyen Mustafa Alabora, gün geçtikçe vücudundaki düzenekten kurtulduğunu da açıkladı. Fizyoterapi görüyorum. Ondan sonra işte burada şey var, içinde çelik kemer var. Dışta da vardı, artık onu çıkardım dün itibariyle. Yani iyileşeceğim, teşekkür ediyorum. Asla. Hele akılda hiç olmayacak. Emilia filminin başrolü Fransız yıldız Audrey Tautou düzenlenen basın toplantısında hayatının en önemli rolünün hep canlandıracağı yeni rolleri olduğunu açıkladı. The next one will be the most challenging and demanding part, I think. İnsanın hayat macerasında her rol ayrıca önemli olduğu için benim söyleyebileceğim bir sonraki. Amerikalı aktör John Savage de festivale katılan isimler arasındaydı. Ünlü yıldız Antalya'ya hayran kalmış. Uçaktan iner inmez sade bir Türk kahvesi söylemişti kendine. Getting off the plane and really breathing clean air. It's a beautiful country and I really appreciate the way the country's being kept. It's very very the nature here is beautiful. Festivalin açılışından kortejine, konserlerinden film gösterimlerine kadar geçen sürede kırmızı halıdaki elbiseleriyle tüm hafta boyunca en çok konuşulan isim var sırada. No.
Cesur kıyafetleriyle ezber bozan, sosyal medyada çok konuşulan, kırmızı halının tozunu atan Azerbaycan asıllı Türk oyuncu Nesrin Cevatzade, transparan elbisesiyle göz kamaştırdı. Geçen sene uluslararası bölümün jüri üyelerinden bir tanesiydim. 10 senedir festivale katılıyorum. Bu sene ne jüri üyesiyim ne de filmim var ama kırmızı, evet tamamen konuk olarak katılıyorum ama kırmızı halıyla aramda bir bağ var. Senelerdir süren bir gelenek benim için. Bu geleneği bu sene de sürdürdü ve adeta elbisesiyle kırmızı halıda tüm dengeleri tersine döndürdü. Maalesef bu seneki filmleri seyredemeyeceğim ama Antalya'yı çok seviyorum, benim ikinci evim gibi. Bütün yarışan arkadaşlara başarılar diliyorum. Havalı, bir o kadar da mütevazı olan ünlü oyuncu olay pozunu sosyal medya hesabından kan değil Antalya notuyla paylaştı. Öz Nişantaşılı olan Göksel film festivalinde basınla buluştuğu için çok mutluydu. Genelde sokakta yakalıyordunuz ama Nişantaşı'nda oturmanın dezavantajları. Çok teşekkür. Sonunda şık yakalayabildiniz. Göksel festivalde bir konser verdi ve konserde oynaması çılgınca alkışlandı. Festivalde Yavuz Bingöl de sahneye çıktı ve türküleriyle davetlileri mest etti. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Antalya Film Festivali ödül gecesi bu akşam gerçekleşecek. Starlife ödül gecesinin perde arkasını ve sıcak röportajlarını önümüzdeki programda ekrana getirecek. Lütfen şimdiden not alın değerli izleyenler. Bay bay bay. Bye.